Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabaharlı hazırladığım nefis bir tarifle geldim. Bu tarifle karnabahar sevmeyen kalmayacak. İnanın çok lezzetli oluyor. Uygun bir tavaya zeytinyağı alıyorum. Üzerine yarım daire şeklinde dilimlediğim soğanları alıyorum ve kavuruyorum bir miktar. Şöyle birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine havuçları ekleyeceğim. 2 tane havuç kullandım tarifimde. Havucu da ortadan ikiye bölerek ince ince dilimledim ve havuçla soğanı birlikte e, yumuşayınca biraz yumuşayıncaya kadar bu şekilde sotelemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi renkleri döndü ve yumuşadılar. Ardından üzerine bir diş sarımsak ekledim. Bir büyük diş sarımsağı küçük küçük olacak şekilde böldüm ve şöyle bir karıştırdım. Sarımsağı ekledikten sonra pişirmeye devam etmedim. Ardından üzerine bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Salçayla birlikte karıştırmaya devam ediyorum. Salçada tüm malzemelerle bütünleşince domates sosu ekliyorum. 1 çay bardağı kadar e, kışlık domates sostan ekledim. Domates de ekleyebilirsiniz zevkinize göre. Böyle yazdan kalma domates de çok daha lezzetli oluyor ama küçük küçük böldüğüm, çiçeklerini ayırdığım ve güzelce yıkadığım karnabaharları da bu aşamada ekliyorum. Küçük boyutlarda bir karnabahar da kullandım. Tam olarak gramajını bilmiyorum ama e, kişi sayısına göre sizler boyutunu belirleyebilirsiniz. Diğer malzemelerin miktarını da artırabilirsiniz. Birkaç dakika bu şekilde soteliyorum. Bu aşamada biraz sotelemeye devam etmek yemeğimizin lezzetini artıracaktır. Ardından kapağını kapatarak kısık ateşte kendi suyuyla biraz pişmeye bırakıyorum. Çok fazla suyunu salan bir malzeme değil biliyorsunuz. Sebze değil. Karnabahar ama e, içerisindeki tüm malzemelerle birlikte bir miktar pişmesinde fayda var. Ardından üzerine bir çay bardağı ekledim burada ama sonrasında bir miktar daha sıcak su ekledim. Tuz ve baharatları ekledim. E, sizler su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sulu seviyorsanız daha fazla miktarda da sıcak su ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ocağımı kısık ateşte bırakarak ve tavanın kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Karnabaharlar yumuşayıncaya kadar ara ara kontrol ederek pişireceğim. Kısa sürede hazır olan bir tarif vakit almaması ve lezzeti dolayısıyla bence kesinlikle denenmeli diye düşünüyorum. İnce ince kıydığım maydanozları da ekleyerek servis aşamasına Geçiyorum servis tabağına almadım. Direkt bu haliyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin derim. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum bu tarifi. Açıkçası benim ben karnabaharı seven bir insan olarak diğer türlerini de severim. Ama en sevdiğim hallerinden biri kesinlikle bu. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.